GCM Forex'ten herkese merhaba. Haftanın ilk işlem gününde piyasaları incelediğimizde öncelikle oldukça zayıf bir veri takvimiyle karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Bunun yanında özellikle FOMC başta olmak üzere Avustralya, Yeni Zelanda Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası gibi önemli merkez bankalarının para politikası kararlarını açıklayacak olması hafta ortasından itibaren bu gelişmelere yönelik beklentilerinde piyasalarda etkili olmasında rol oynuyor diyebiliriz. Asya piyasalarından başlayacak olursak burada özellikle günün başlangıcında Çin endekslerindeki teşvik beklentileriyle birlikte burada hükümetin Merkez Bankası'nın teşvik beklentileriyle birlikte Çin'de oldukça sert alıcılı bir seyrin gerçekleştiğini ifade edebiliriz. Buradan da Avrupa'ya geçtiğimizde burada geçtiğimiz haftalara benzer bir şekilde yeni Yunanistan'la ilgili gelişmeler söz konusu. Özellikle burada cuma günü Yunan Maliye Bakanı Varoufakis'e karşı Euro bölgesi yetkililerinin sert eleştirileri gerçekleşmişti. Burada özellikle sorumlu yaklaşılmadığına dair Yunan tarafından eleştiriler vardı. Bugün de basına yansıyan haberlerde Varufakis'in temaslarda rolünün azaltıldığı ve bakana yakın, Varufakis'e yakın bazı isimlerin görevden alındığına dair haberler basına yansıdı. Bununla ilgili herhangi bir teyit gerçekleşmese de bunun karamsar havayı, endişeli havayı etkilediğini ifade edebiliriz. Burada Alman Maliye Bakanı Sözcüsünün yaptığı açıklamalarda da Yunanistan'da hiç ilerleme olmaması hayal kırıklığına yaratıyor şeklinde ifadeler kullanıldı. Alman İFO firmasının yaptığı açıklamalardaysa burada da Yunanistan'ın iflasına izin verilmeli gibi artık çok daha net e, ifadelerin yer aldığını söyleyebiliriz ki geçen haftaya göre daha yumuşak mesajların yanında bu hafta çok daha net ve katı mesajların gerçekleştiğini gördük ki bu da gün içerisinde euroya baskı oluşturan e, gelişmelerden birisi olarak karşımıza çıktı. Buna karşılık Euro bölgesinde ve Avrupa'da endekslere baktığımızda pozitif bir seyrin etkili olduğunu ifade edebiliriz. Burada gelişmelere baktığımızda, veriye baktığımızda ise özellikle İngiltere tarafında e, endüstriyel emir beklentilerinin beklentilerin altında bir rakamla karşılaştığını görebiliriz. Doların seyri gün içerisinde oldukça etkiliydi. Çarşamba günü gerçekleşecek FOMC beyanatı öncesinde dolar endeksine baktığımızda oldukça karmaşık bir seyrin karşımıza çıktığını görüyoruz. Fakat geçen hafta ortasından bu yana devam eden düşüş eğiliminin hala korunma çabasında olduğunu söyleyebiliriz burada. Özellikle emtia fiyatları ile birlikte Avustralya doları, Kanada doları gibi para birimlerinin değer kazanımı içerisinde olduğunu gördük. Çünkü burada euro tarafında da dolar tarafında da baskının etkili bir şekilde hissedildiğini söyleyebiliriz. Özellikle altın fiyatının da 1200 ons fiyatının 1200 dolar üzerine kadar gün içerisinde tırmandığını gördük ki burada baktığımızda dolar Kanada doları Yeni Yılın başından bu yana, 2015'in başından bu yana yaklaşık en düşük seviyelerine dolar Kanada doları paritesi ulaşmışken, burada Avustralya doları dolar paritesinin de yaklaşık bir ayın en yüksek seviyelerine kadar ulaştığını ve bu iki para biriminin öne çıkan para birimlerinden olduğunu gün içerisinde dolara karşı ifade edebiliriz. Burada diğer yandan ABD'de açıklanan verilerde, Petrol kuyu sayısının 2010 tarihinden beri, yılından beri en düşük seviyeye ulaştığını görüyoruz ki bu da piyasada özellikle petrole olan ilginin daha da artmasında etkili olabilir. Anlık yükselişler görsek de petrol fiyatında şu an için ABD tipi ham petrol 57.36 seviyesinde, Brent tipi ham petrol ise 64.92 seviyesinde hareketlerini sürdürüyor. Burada ABD... Borsa endekslerine baktığımız zaman Avrupa'ya benzer bir şekilde şu an pozitif seyrin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bugün özellikle ABD piyasaları e, kapanışı sonrası e, dünyanın en büyük halka açık özel şirketi olan e, Apple'ın bilanço raporlarını, finansal raporlarını ikinci çeyreğe ait açıklaması bekleniyor. Bu da özellikle e, tüm piyasalarda etkisini hissettirebilecek gelişmelerden birisi. Bunun yanında da yurt içi piyasalara bakacak olursak özellikle burada da FOMC ile ilgili beklentilerin dikkatle takip edildiğini söylemekte fayda var. Özellikle kurlardaki etkisi nedeniyle bunun öncesinde günün başlangıcında TL'nin negatif bir ayrışma, Türk Lirası'nın negatif bir ayrışma yaşadığını görmüştük. Fakat günün ilerleyen saatlerinde doların da tabi burada değer kayıplarıyla, euro ve doların değer kayıplarıyla birlikte bir miktar daha olumlu bir havanın karşımıza çıktığını ifade edebiliriz. Ve gelişmekte olan ülke para birimlerinin güçlü seyrine burada Türk lirasının da katılım sağladığını ve sert düşüşlerin gerçekleştiğini kurlarda görüyoruz. Dolar-Türk lirası 2.69'un hemen üzerinde %1'lik birlik yüzde üzerinde bir düşüş kaydetti. Euro-Türk lirası ise %1'lik düşüşle 2.92-50 seviyelerinde şu an için hareketlerini sürdürmektedir. Ki buna karşılık da BIST endeksine baktığımızda %1'lik bir yükselişle günün sonlandığını, 86.401 puanda günün sonlandığını söyleyebiliriz. Haftanın ilk işlem gününde piyasayı etkileyen ana başlıklar bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz.